Tamam. Şimdi Mısır'daki gelişmeleri konuştuğumuz zaman kabaca 2011 ocağından başlayan bir dönemden bahsediyoruz. Yani 3 yıllık, 3,5 yıl olmadı hala. Bir dönemin içerisinde meydana gelmiş bir sürü şeyden bahsediyoruz. Tarihsel olarak da aslında Birinci Dünya Savaşı sonraki yüzyıla denk gelen bir dönemdeyiz. Bütün bölgenin elden geçtiği, bütün bölgedeki rejimlerin bir şekilde kabuk değiştirdiği bir dönem. İşte 2011 Ocağı'nda Tahrir'de başlayan gösterilerle mübarek önce askeri konseye, askeri konsey üzerinden de seçimlerle parlamentoya ve yeni seçilen cumhurbaşkanına devrettiği idareyi. İşte Müslüman kardeşlerin kurduğu Hürriyet ve Adalet Partisi iktidar oldu. Mursi de Cumhurbaşkanı seçildi. Ardından yani bir 2013 yılı içerisinde Haziran, Mayıs ve Haziran aylarında başlayan gösterilerden sonra 3 Temmuz'da asker darbe yaptı Mısır'da ve yönetimi tekrar kendi üzerine aldı. O dönemden bugüne de aslında Mısır tarihinin en sert güvenlik tedbirlerinin alındığı, can güvenliğinin en fazla sıkıntıya sokulduğu, insan hakları ihlallerinin en yüksek düzeye çıktığı bir dönem yaşanıyor. Sen kabaca bahsettin, ben dün Mısır konuşacağız diye biraz güncel verilere de baktım. 8 ay içerisinde yani 3 Temmuz'dan bu yana 2500 kişi ölmüş gösterilerde. Yaklaşık 17 bin kişi de tutuklanmış. Bu gözaltına alınıp serbest bırakılmaların da yaklaşık 2500 kişi mi ölmüş? evet 2500 kişi ölmüş. En az. 17 bin kişi tutuklanmış. 20 bine yakın kişinin de gözaltına alınıp serbest bırakıldığı söyleniyor. Yani bu 8 aylık bilanço. Şimdi bunu kıyaslayanlar Mısır tarihinde bu kadar sert önlemlerin Nasır'a yapılan başarısız suikasttan sonra Müslüman kardeşlere yönelik şey döneminde, baskı döneminde gerçekleştiğini söylüyorlar. Bunun bir benzerinin ama bu kadar bu düzeye varmadığını, daha hafifinin de Enver Sedat'a yönelik suikasttan sonra yapıldığı söyleniyor. Yani dolayısıyla aslında tarih kendisini bir şekilde tekerrür ediyor. Fakat bütün bunlara rağmen işte gösteriler, bu kadar yüksek sayıda ölüm, bu kadar yüksek sayıda tutuklamalara rağmen Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı 26 Mart'ta yani 4 gün önce Sisi ve o Cumhurbaşkanlığı adaylığının fiilen bir Cumhurbaşkanlığı olduğunu da herkes kabul ediyor. Yani hem Mısır'ın içerisinde ona yönelik ciddi bir muhalefetin olmayacağı tahmin ediliyor. Hem de dışarıda Sisi'nin Cumhurbaşkanlığı satın almış vaziyette. Fakat buna rağmen yani bu kolay satın alınmış bir cumhurbaşkanlığına dönüşeceğine rağmen Mısır'daki işlerin düzelebileceğine yönelik bir öngörüde bulunmak zor. Çünkü ciddi bir ekonomik sıkıntı devam ediyor. Körfez finansmanına rağmen işler düzelmiş değil. İnsan hakları karnesi çok ciddi bir şekilde bozulmuş vaziyette. Siyasi kutuplaşma çok fazla artmış vaziyette. Yani hem 30 Haziran'da meydana dökülüp Mursi'nin yıkılmasına yol açan gösterilerde bulunan insanların bir kısmı da Sisi'nin politikalarına karşılar. Yani işte 6 Nisan hareketi ve diğer şeyler, bazı liberal sol gruplar da Kayseri'nin karşılar önemlisi seçimi nasıl Sisi'yi. yapacağına dair hiçbir bilgi yok. Şimdi yani şöyle bir dediğin doğru fakat yani buna rağmen ciddi bir alternatifin çıkmayacağı ve seçimi kazanacağı satın almış vaziyette hem Mısır'ın Yani içinde Müslüman hem kardeşlerin bir adaya dışında. çıkma şansı yok. Evet yok. Bu Çıkma şansı yok da yarışa girme şansı bir tabii. Yarışa girme terör şansı yok. ilan edildi zaten. Hani Ya da Müslüman kardeşlerden olduğu belli olan bir bağımsız kişinin de aday olma şansı yok. Yok, iptal edildi yani adaylar. muhtemelen bu bir 529 kişinin idamı da buna yönelik bir hamle. Bu dediğin ihtimale yönelik. Önce idam kararı verildi. İdam kararından sonra da çıkıp Cumhurbaşkanlığını ilan etti. Bu temyiz sürecinde düşünürseniz bu idam kararlarına yönelik temyiz sürecinde muhtemelen seçim kampanyası boyunca
İHVA'nın siyasal olarak nasıl bir tutum alacağının pazarlık şeyi olacak. Aynen bu öyle. 529. Aynen öyle. Sonra da büyük ihtimalle büyük bir kısmı affedilecek. Evet. Hepsi bence. Öyle yani mi? Dolayısıyla Mısır, yani eğer bunu daha fazla konuşmayacaksak bir iki şey daha söyleyip bitireyim. Mısır meselesi bize şunu gösterdi. Yani bence bu Arap Baharı'nın dalgalanmalarını da kesen ya da yönlendiren bir işlev gördü. Yani 3 Temmuz sürecinden bu yana bölgedeki bütün gelişmeler bir şekilde Mısır'daki gelişmelerden etkilendi. Yani evet. Tunus'taki tartışmalar çok ciddi bir şekilde Mısır'dan etkilendi. Ve çok şükür orada bir kazaya uğramadan yeni bir uzlaşmaya varabildi Tunuslular. Ve yeni bir yol haritası açıklanmış vaziyette. Yanlış hatırlamıyorsam Nisan ya da Mayıs aylarında seçime gidilecek Tunus'ta. Fas bunlardan etkilendi. Libya bunlardan etkilendi. En fazla etkilenen ülkelerden birisi Suriye oldu. Çünkü Suriye'ye yönelik Körfez ülkelerinin hareketleri Mısır'a, Mısır darbesine destek verip vermeme üzerinden yeniden kartlar dağıtıldı. Daha önce Suriye'de beraber olan birçok aktör Mısır darbesine destek verip vermemek üzerinden ayrıştı. Yani Türkiye, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri Suriye'de aynı pozisyonu savunurken Suudi Arabistan'ın darbeyi finanse etmesi, Türkiye'nin ise karşı çıkması üzerinden Suriye'de bir ayrışma yaşandı. Yani bu ve buna benzer şeyler Mısır darbesinin, yani nasıl Arap Baharı'nın Mısır'a sıçramış olması bölgede bir şey işlevi gördüyse, bir dalgalanmalara yol açtıysa, darbe de tersinden bir dalgalanmaya yol açmış vaziyette. Bazı yerlerde bu siyasal arayışların sertleşmesine, bazı yerlerde yumuşamasına yol açıyor. Yani Libya'da sertleşmeye yol açtı ama Tunus'ta yumuşamaya yol açtı. Önümüzdeki dönemde de muhtemelen Sisi'nin vereceği karar ve bölgesel denklemin buna vereceği cevap üzerinden yine bölgeyi etkilemeye devam edecek Mısır'daki vaziyet.